Merhaba arkadaşlar, Neşeli Kanatlar YouTube kanalındasınız. Hemen bunları yem yemeye çıkmışken, yakalamışken sizlere bir sürpriz göstermek istiyorum. Yuvalarımız burada. Evet, 4 tane yumurta olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kuşları sizlerle birlikte almıştım ilk. Hemen dön bakalım yuvana. Gel bakalım yuvana dön. Hadi dön yuvana, gel. Hadi. Hadi kalın. Şimdi arkadaşlar ben özellikle rahatsız etmedim yumurtalara bakmak için. Bekledim ki onlar kendileri çıksınlar. Denk geldim ben o an. O sayede rahatça onları da ürkütmeden yumurtalara bakabileyim diye bekledim. Şimdi az önce bir kontrol etmek için girdim içeri başka bir şeyi. Baktım yemiyorlar, hemen kaptım telefonu geldim. Uzaktan takip edelim. Şimdi bildiğiniz gibi bu çifti yeni almıştım. Genç bir çifti. Bayağı bir bakımını yaptıktan sonra yuvalığını birlikte taktık. Daha sonrasında yuvalığı taktıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Birazcık da yemişler. İlk yumurta 18 Şubat'ta geldi. Ben şu an bu videoyu muhtemelen 27 Şubat'ta çekiyorum. 28'inde yüklerim belki, emin değilim. 10 gün oldu. İlk yumurta geldi. Evet, hemen zaten erkek içeri girdi, gördünüz. Benden korktular tabii. Savunuyor şu an yuvasını. Geri çıktı. Şimdi çok vakit kaybetmeyeceğim. Hemen size hızlıca anlatayım. Bu süreçte neler yapılması gerekiyor. Ki onları da tedirgin etmemiş oluruz. Arkadaşlar öncelikle gösterdiğim gibi şu şekilde ilk yumurtanın çıktığı tarihi bir yere not alırsanız bundan sonra size bu aldığınız tarih rehberlik edecektir. Nasıl? Şimdi bazı kuşlarda şöyle bir aşama aşama anlatayım ben size. Bazı kuşlar yumurtaları, yani hepsi zaten 2 günde bir yumurta yapıyorlar. Bazı kuşlar yumurtalarını şöyle yapıyor. Hemen yumurtlar yumurtlamaz yapmaya ve ısıtmaya başlıyorlar. Yumurta ısınmaya başladığı andan itibaren oluşumuna başlıyor. Bazı kuşlar ise, bazı çiftler ise yumurtaların hepsini bitirdikten sonra hepsini aynı anda yatmaya başlıyor. Tabi bu daha az sıklıkla görülebilen bir şey. Genelde yaptıkça yumurtayı yatmaya başlar. O yüzden ilk yumurtayı yaptığı tarihten itibaren 18 gün saydığımızda ilk yumurta çıkmış olacak. Daha sonra 2 günde bir, birer gün aralıklarla da diğer yavrular çıkacak arkadaşlar. Şimdi bu nokta size birkaç bilgi vereyim hızlıca. Daha sonra videoyu kapatacağım çünkü kuşlar tedirgin oldu. Öncelikle benim yaptığımı yapıp da kesinlikle rahatsız etmiyorsunuz. Onlar göstermediği sürece merak edip de yuvalığı asla veya asla açmıyorsunuz arkadaşlar. Ben az önce hemen bir doluluk testi yaptım. Onu da kendinize güvenmiyorsanız yapmayın. Onlar yem yerken yaptım. 2 tane yumurtasını dolu olarak gördüm. Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz birlikte. Şimdi muhtemelen 10 günlük yumurtalar. Bir hafta sonra ilk yumurta çıkmış olacak. Şimdi bu süreçte neler yapılabilir? Kuluçka süresince neler yapılabilir? Onu anlatayım size. Öncelikle görüyorsunuz kafesinde onu oyalayabilecek herhangi hiçbir şey yok. İlk yumurtanın gelmesiyle birlikte yumurta mamalarını, buğday çimlendirmelerini tamamen kestik. Neden? Buradaki asıl amaç şu. Kuşlarımızın kan akışını yavaşlatmak. Çünkü ne kadar hızlandırırsak o kadar yeniden kızışacaklardır ve yuvaya olan ilgileri azalacaktır. Birbirleriyle ilgilenmeye başlayacaklar ve ek olarak yumurtalara yatmasını istiyorsanız onun kan akışını durdurmanız gerekiyor. Şimdi bu süreçlerde şu ısı olayı çok önemli. Arkadaşlar eğer eviniz ısısı iyi değilse belli bir süre, mesela 25-30 dakika kuşunuz yumurtalara yatmıyorsa soğukta yumurtalar ölebilir. Sıcakta bu süre 5-6 saate kadar da uzayabiliyor tabii ki. Ama genel olarak kuşların yatması gerekiyor. Benim bu çifte gözlemlediğim erkek olan çok fazla yuvaya sadık bir kuş değil, bakıcı değil. Ama dişi olan sadece yem yemeye çıkıyor ve genel olarak yumurtalara yatıyor. Bu süreçte dalları bile vermiyorsunuz kuşlara. Sadece yem veriyorsunuz ki onların hem ilgisini dağıtmıyorsunuz. Hem de onları dediğim gibi kan akışını yavaşlatıyorsunuz. Sonraki süreç nasıl gelişecek? Dediğim gibi 18 günde olduktan sonra ilk yavrunun doyurulma sesini duyacaksınız. Kulağınızı yuvalığa dayadığınızda
cik cik diye sesler gelmeye başlayacak. İşte tam o anda siz yeniden yumurta mamasını yavaş yavaş vermeye başlayacaksınız. Yeniden kafesin içerisine besinler koymaya başlayacaksınız. Bunu ayrıca anlatacağım sonraki videoda. İnşallah yavrularımız çıkarsa. Şimdi şöyle bebeklerimizi bir kez daha göstereyim ben. Şimdi bu süreçte elinizden geldiği kadar az rahatsız ediyorsunuz. Kesinlikle kurcalamıyorsunuz. Isıda ve ışıkta herhangi bir değişikliğe gitmiyorsunuz. Kafesin yerini asla değiştirmiyorsunuz. Kafesin altını mümkün olmadığı sürece değiştirmiyorsunuz, temizlemiyorsunuz. Şöyle yumurtaları bir daha göstereyim ben size. Ek olarak bir de nem olayı var arkadaşlar ısının yanında. Çok sıcak yerlerde. Bakın arkadaşlar. Bunlar bizim miniklerimizin yavruları, yumurtaları. İki tane çıktı. İki tane daha inşallah çıkacak. Pardon, iki tanesi dolu gözüküyordu. Ben kuşlara bakarken saçmaladım galiba az önce. İki tanesi dolu gözüküyordu. İki tanesi boş gözüküyordu. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi nemden bahsetmiştim. Nem çok önemli. Yavruların çıkmasına 2 gün kala ya da 1 gün kala bir fısfıs yardımıyla kuşlar dışarıdaysa yumurtaların üzerine bir fıs sıkabilirsiniz. Ya da kafesin çevresine veya yuvalığın bu şekilde şuralarına, dışına, şu deliklerden içeriye su sıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede nem oranını da arttırırsınız. Aynı şekilde şöyle göstereyim ben. Benim burada petek kullanıyorum ben. Doğalgaz peteği. Bu şekilde suluklar koyuyorum. Buradan ısınan su kaynayarak buharlaşıyor ve nem oluşturuyor. Biliyorsunuz sultan papağanı üretimi için nem çok önemli. Buradan da bir konserve kutusundan bu şekilde suluk yaptım. Hatta su da bayağı azalmış. Bunu yenileyeceğim. Metal olduğu için çok çabuk ısınıyor ve kolay bir şekilde nemleniyor. Buraya da bir bez koyabilirsiniz. Nem sorunu yaşıyorsanız. Bezi koyduğunuzda da arkadaşlar o ıslak bez nemlenerek ortamı nemlendirecektir. Şöyle göstereyim ben. Şurada bir nem ölçerim var benim. Aynı zamanda ısı ölçer. Şu an içerisi 23,5 ısısında ve 43 derece nem. 35'in üzerindeki nem okeydir. 45 derece çok çok iyidir. Bunu atlamayın. Gördüğünüz gibi ben daha fazla rahatsız etmeyeceğim kuşları. Dediklerimi uygularsanız sizler de başarılı bir şekilde yavru alırsınız. Her şeyden önce sabır ve daha az rahatsız etmek. Şimdi ben hemen çıkacağım buradan. Onlar da yuvalarına girsinler. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın lütfen. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar bu videoyu. İnşallah yeni videolarda buluşacağız. Şurada uçan şey de güve arkadaşlar. Bu ara sıcaklığın artmasıyla birlikte ben çok fazla cam açmamaya başladım. Yemlerin birkaç kısmında güvelenme oldu. Çok önemli bir şey değil. Hastalık ya da herhangi bir şekilde risk teşkil eden bir şey değil. Onlara da nasıl mücadele edebileceğinizi size anlatacağım, öğreteceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yakın çekin, son kez kuşları gösteriyorum. Umarım bunlar gibi sarı yavrular alırız. Ve bunları da sizinle video halde paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.